Sevgili çalışma arkadaşlarım, tüm dünya insanlık tarihinin karşılaştığı en zorlu sınavlardan birini veriyor. Covid-19 hayatın her alanını etkiliyor, dengeleri değiştiriyor ve bildiğimiz tüm ezberleri bozuyor. Ülke olarak biz de artık Covid-19 mücadelesinin içindeyiz. Bu noktada Sabancı topluluğu olarak şu anda en önemli önceliğimiz tek bir çalışanımızın bu süreçte doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasıdır. Bu anlayışla topluluk olarak Covid-19 konusunda en yüksek düzeyde önlemleri başından beri kademeli olarak hayata geçiriyoruz. Konuyla ilgili bir acil durum yönetim komitesi oluşturduk. Bu komite anlık değerlendirmeler yaparak salgına ilişkin gelişmeler hakkında iç ve dış iletişimi yönetiyor, topluluk şirketlerimiz arasında uygulama birliği oluşturmayı ve gelişmelere hızlı yanıt vermemizi sağlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu gibi yapıların dünya genelinde yaptığı çalışmaları ve önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu kurumlarla ortak bilgi paylaşım platformlarına dahil oluyoruz. Sürecin başından bu yana topluluk çalışanlarımızı da ulusal ve uluslararası resmi kaynaklara dayanan en güncel veriler çerçevesinde sürekli bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar sizlerin de çok iyi bildiği gibi uzaktan çalışma, çalışma ortamlarını dezenfekte etmek başta olmak üzere sayısız uygulamayı hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada da çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlıklarının korunması ile sosyal izolasyon hassasiyetine topluluk olarak destek verilmesi amacıyla ofis çalışanlarımız için tamamen uzaktan çalışma modeline geçtik. İkinci bir duyuruya kadar yöneticileriniz ve ekip arkadaşlarınızla teknolojik olanakları kullanarak sürekli iletişim halinde kalmanızı, işlerinizi uzaktan yürütmenizi bekliyoruz. Ofislerimiz bu dönemde daha önce belirlenen günlerde açık tutulacaktır. İşleri gereği ofise gelme zorunluluğu olanların da sağlık önlemlerini en üst düzeyde alması konusunda hassasiyet rica ediyoruz. Sosyal mesafe başta olmak üzere bu konudaki tüm uyarı ve tedbirlere tavizsiz olarak uyulması hepimiz için kritik önem taşıyor. Durumu anlık takip ederek sürecin gerektirdiği şekilde yeni uygulama ve aksiyonları da devreye almaya devam edeceğiz. Koronavirüsün ülkeleri derinden etkilediği alanlardan biri de ekonomi. Biz de topluluğumuza ve tüm paydaşlarımıza ekonomik alanda herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına planlamalarımızı yapıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde tedarik zincirlerinde devamlılık ve nakit yeterliliği en önemli önceliğimiz olacaktır. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz zorlu dönemde hayatın aksamaması için gece gündüz tam bir seferberlik ruhuyla çalışan, adeta bir kamu hizmeti yapan Carrefour'daki tüm çalışma arkadaşlarıma minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin her yerinde görevlerini yerine getiren Enerjisa'daki ve Akbank'taki çalışma arkadaşlarıma, üretim faaliyetlerini kesintisiz devam ettiren tüm şirketlerimize ve çalışanlarımıza da hepimiz adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bildiğiniz gibi uzun süredir teknolojik altyapı ve dijitalleşme konusunda topluluk olarak etkin çalışmalar yürütüyoruz. Bunun ne kadar doğru ve yerinde bir yaklaşım olduğunu da içinden geçtiğimiz dönem bizlere bir kez daha kanıtlıyor. Hayatın kesintiye uğramaması için günlerdir yoğun emek harcayan Sabancı DX başta olmak üzere tüm IT ve teknoloji ekiplerine teşekkür borçluyuz. Bu dönemde iş modellerimizi bir kez daha sorgulamalı ve dijitalleşme için attığımız adımları daha da hızlandırmalıyız. 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi şartlar ne kadar çetin olursa olsun ülkemiz için en önemli sorumluluğumuz çalışmak ve üretmektir. Sağlık ve iş güvenliğinde riski en aza indirecek önlemlerin hepsini en üst düzeyde alacak ama hayatın devamlılığı için üretmeye ve üstümüze düşen hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, elbette tüm bu yaşanan süreç hepimizi bireysel olarak etkiliyor. Hepimiz bu dönemde kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için daha fazla kaygılıyız.
Alıştığımız yaşam düzeninin tamamen dışına çıktık. Bir taraftan da sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun ne kadar yorucu ve yıpratıcı olduğunun farkındayım. Tüm emekleriniz ve özveriniz için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok zor günler yaşadığımız oldu. Ama sonunda her zaman iyi ki bu zamanda Sabancı'dayım, iyi ki Sabancılıyım dedik. İnanıyorum ki bu günler de geçtiğinde birbirimize daha sıkı kenetlenmiş olacağız. Bizlerin alacağı önlemler, sizlerin göstereceği hassasiyet ve dayanışmayla bu zorlu dönemi hep birlikte aşacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.